Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım benim, sultanlarım, bacılarım, kardeşlerim, analarım, yavrularım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik sağlık versin. Gördüğünüz gibi ben tezgahı buraya kurdum arkadaşlar. Malum artık önü bayram. Allah nasip ederse gelenimiz olur. Bilmiyorum bu bayram gelen olacak mı? Çocuklarımdan olmayacak mı? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Kimsecikler bir şeyler söylemiyor şu an bana. Ben de dedim ki bayram dediğin zaman şeker bayramı derler bu bayrama. Tatlısız olmaz. Tatlısız olmaz arkadaşlar. Şöyle benim de bir çuval cevizim çıktı dondurucudan. Önceki seneden. Vallahi. Dolabı karıştırdık şurasıyla biraz. Bir çuval ceviz çıktı. Buraya unumu eledim güzelce. Tereyağımı erittim birazcık, şöyle yumuşattım. Tam eritmedim tabii ki. Tavuklarımın yumurtasından 3 tane yumurtayı kırdım. Sütümü, yoğurdumu, yağımı, suyumu buraya aldım böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyi koydum. İlk önce şöyle suyumdan başlayalım. Bu su şimdi bu bardağından özellikle koydum arkadaşlar. Bu bardağın suyundan bir yarım bardak su alıyor. Yani şunda bir yarım bardak su var. Bir bardak suda bir yarım bardak su, yani öyle düşünün. Şöyle onu koyalım. Üstünde de kaymağı, pişmiş süt. Çiğ süt değil, pişmiş. O da tereyağı. Şöyle çalkalayayım. Bardağımızda sütümüzün yoku kalmasın. Bir bardak dolu değil yoğurdumuz. Onu da çalkalayayım arkadaşlar. Nasıl olsa içine koyacağız. Ziyanlık yok, değil mi? Aynen, ziyanlık oldu mu olmaz. Evet. Şöyle boşları şuraya kenara alıvereyim. Onlar da şurursa toparlar inşallah. Suyumu da koyayım şimdi. Dibinde yine acık bir su bırakayım. Üstüne tereyağımı hemen hemen yarım çay bardağından fazla tereyağı eritildi. Biraz eriyecek. Şöyle suyumdan da acık su koyayım. Bunda da yıkanmasın. Evet, yok olmasın. Ziyan olmasın. Ziyana karşıyız arkadaşlar. Hiçbir şey ziyan olmasın. Şöyle bardaklarımızı, çanaklarımızı. Şöyle bir yaklaştırayım kendime doğru. Melek Hanım, bu arada da pencereden ne biçim koku geliyor? Vallahi arkadaşlar, baharın güzelliği gibi hiçbir şey yok. Şükür öldüğün aklıma geldi. Her taraf bembeyaz meyveler, çiçek. Elmalar açmadı da, ayva açmadı. Kiraz, armut, bembeyaz papatya gibiler. Birazcık şöyle bir pis kadar tuzumuz var arkadaşlar içine. Tuzumuzu da katalım. Şöyle su bardağını tam doldurmadım. Bir parmak bıraktım. Sıvı yağ. Bu tatlı yenmez mi? Oo, yenmez mi? Yenir. Şimdi tespihlerimde gördüğünüz gibi ölçüleri de ben çok çok tuttum zaten. Eğer şöyle bir tespih yapsaydım şöyle bir çay bardaklarını ölçü alacaktım. Yani ölçülü yapmış olsaydım. Ben biraz miktarını hazırlattım. Yumurtadan da belli oluyor zaten. Sirkemi de şöyle çıtır olması için koyuyorum içine. Yarım çay bardağına yakındı. 3 tane de yumurta hemen. Tavuklarımızdan. Evet. Şöyle onu bir karıştırayım elimle şöyle. Nasıl olsa elimle yoğuracağım ben bunu. Çırpıcı getirmedim. Şu Rusya'yı da yormayayım şimdi. Hemen sahte bana yazıyorlar. Sen neden Şükrü abimizi kullanıyorsun bu kadar diye. Şükrü abimiz de ne yapalım? Böyle biz idare edip gidiyoruz. Allah razı olsun. Kullansın beni. Boşu. Kullansın beni. Allah razı olsun diye. Temizliği yaptı Şükrü abimizle beraber. Sahte o videomuzu izlemiş olacaksınız. Bu videomuzun geldiğinde. Fırıncıya aradım. Dedim ben daha yoğurmadım hamurunu bile. Öğlene tatlı getirsem olur mu? Saat 2'ye kadar getir dediler. Yani saat 2'den sonra da bizim tatlı pişebilir. Değil mi? Pişer. Şöyle güzelce dağıttıktan sonra. Oh. Ne demiş Melek Hanım? Kendi işini kendin yapacaksın. Evet, şöyle unumu da alabildiği kadarıyla koyacağım. Bayağı içim oldu çünkü. Şöyle hepsine koymayayım birden de. Sonra uğraşmayalım toparlamaya. Şöyle iki paket daha kabartma tozu koydum. Onu da eleyeyim.
Eleğimi de şöyle alıvereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki daha un alacağı beyiz yaşıyor usta. Bugün işimiz uzun bizim biraz. Ölçüler çok tuttuk ya. Çok katı yoğurmayacağım arkadaşlar böyle. Güzelce hamurumuzu. Şunu bir şöyle bir yesin bakalım. Ben de özlemişim bayağı da hamur yoğurmaya. Hiç sorma ya. Bayağı bir zaman oldu. Tabii tabii. Şu unumu da bir koyayım bakalım. Çaresine bakacağız. Un var ya. Un var şu üstte. Tabii ki var unumuz. Açılacak daha 10 kilo çuvalım var. Duruyor. Yeter ki isteme Melek Hanım. Sen buradan bana biraz çok un vereceksin şu usta şimdi. Aynen vereyim. Şu usta unumuzu koydu arkadaşlar. Şöyle. Dursun bakalım. Fosur fosur nasıl güzel oldu hamur arkadaşlar. Vallahi. Puh puh. Buradan da bayağı tatlımız çıkar inşallah. Şimdi dolduracağım onun içine cevizi. Evet. Değil mi Melek Hanım? Aynen öyle. Onu alacak şu usta bu. Alacak mı? Alacak. Biz hayvanları dışarı salmıyoruz arkadaşlar. Çiçeğimiz bayağı yenile menile büyüdü Allah korusun. Yola aşağı indiremem diye. Yani o şekilde indiremem hayvanı. Onun için hayvanlarımız ahırda. Böyle mal çanı da duyunca dışarıdan bir tuhaf olayım. Hayvanlarım ahırda ya. Bol tatlılı bayramlar geçer inşallah cümlemize. İnşallah ya. Her şeyin hayırlısıdır inşallah. Allah'ım yola çıkanlara güç kuvvet versin, sağlık versin. Allah'ım bir asilik göstermesin. Dilim var mı arkadaşlar demiyor vallahi. Herkes yavrularını bekler, anasını babasını bekler. Değil mi? Tabii tabii. Şöyle elimle kestire kestire bakın. İçini mıncıklayayım mıncıklayayım. Çünkü soğanı eklediğim un bunu etkilemesin. Tereyağı dedim azıcık hamuruna da girsin. Üstünü de tereyağıyla sulu yağ karışık yapacağım tabii ki. Şimdi diyeceksiniz Melek Hanım sen hamuru yoğuruyorsun ama şerbeti koymadın. Şerbetini fırına gönderince arkadaşlar. O fırında pişerken ben burada şerbetini hazırlayacağım. Zaten bayrama yapacağımı şerbetlemeyeceğim. Bir tabağını şerbetleyeceğim. Allah nasip ederse iftarcı çağıracağım yarına. Daha söylemedim. Bir gün önceden söyleyeceğim tabii ki akşamda. Nasip olursa mı? İstiyorum. Onlara şerbetleyeceğim. Onun için hamurum da puhuduk puhuduk. Hele. Sanki makine döndür ya hamuru. Değil mi şuyur? Nasıl güzel oldu ya? Aynen şuna bak. Çok güzel oldu. Bunun katılığı bu kadar yeter arkadaşlar. Çok daha un katmayacak, buna boğulmayacak. Ben hamurumu bir toparlayayım şöyle. Tavuğu iki çatı sanırım çocuk sesiymiş. Hamurumu şöyle toparladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzelce yumuşacık bir hamur oldu. Bugün buna hep açacağım tatlı. Bundan bayağı tatlı çıkacak inşallah. Değil mi? Hemen şuna soğan yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim.
Şöyle şu şekilde. Şurada bir yuvamasın. Tek tek açacağım ben bunu. Sofram da büyük gördüğünüz gibi. Pamuğun güzelliği de o kadar belli ki arkadaşlar, bakın. Pamuk şey göz göz. Göz göz bakın. Keserken bile. Sanki peynir mayalamışın gibi. Bizi paçalırtıyor. Ama o da bayağı yaşlandı ya. Değil mi? Hamurları nasıl görüyor bilmiyorum ama arkadaşlar büyük mü küçük mü? Çok güzel gözüküyor. Küçük yapıyorum yani, büyük değil. Öyle yukalı hamur gibi falan değil. İnşallah şöyle bir 20 tane yapayım. O 20, yaptığım 20 taneyi açacağım. Ben cevizimi falan çekerken dinlenir. Onu bir açacağım. O 20 tane zaten 40 kat olacak. Gördüğünüz gibi hiç elimi de unlamadım. Hani ona kestirmemek için. Şurada benim burada rafta bezim var böyle kare. Bunu bana verebilir misin? Hamurun üstüne bir hemen zıvalarım. Buraya 20 tane koydum. Şöyle. İlk önce bir tespih yapayım diye düşündüm. Onun üstüne de şu tahtayı koyayım. Kalkıp oturamıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Tespih. Bu tahtamın üstüne de büyük sineye şimdi kaza gider. Şöyle. Bir 5 tane daha koyayım. Az gelirse. Hamur var nasıl olsa. Bir 5 tane daha koydum. İnceliğine göre. Bunlar dinlensin orada. Değil mi? Şunun üstüne, şu üstüne o kapağı verebilirsin bana. Burada, bu da burada biraz böyle kendine gelsin. Kapağını, kapağını. Komple verebilirsin şimdi bana. Ne, bunu mu? He. Atıyor abi. Niye sen bugün yerinden kalkmaya üşeniyorsun? Ben artık kalkamayan da kalkmıyorum. Sen niye üşeniyorsun? Bir çuval ceviz arkadaşlar. Allah'ım ne? Cevizin kilosu 400 lira. Ne? Cevizin kilosu olmuş 400 lira.
çok bağlı. Sağladığım için şöyle kabuğuma bu olur içinde gene biraz seçelim bunu. Bak şöyle şurası. Demek istediğim. Tavuklar bekliyor dışarıda. Bunun kırıntısı nasıl güzel yerler şimdi. Bu da ihtiyacım arkadaşlar. Bu biraz gitti. Melih Hanım az az koy, az az. Evet. Motoru yaktırırsan az az koy. Motoru mu yaktırırım? He. Çekeceği iki cihaz şurada. Melih Hanım çekmiş dedi, gücü yetmiyor. Zayıf kalmış. Ha, siz demiş mi? Evet. Takıl takıl. Şurası yanıma buraya gelen ha kurdu arkadaşlar. Şöyle. Yavaş gel. Heh. İnşallah çalışıyorum. Vallahi yavaş yavaş. Ben böyle değilim. Çok şükürler. Hayırdır? Çok incetmeyeceğim arkadaşlar. Böyle içinde yerken insanın ağzına gelip kıtır. Çok incetmeyeceğim. Demek ki bu motor bir şey. Ben önüme geldiği zaman çalışıyorum. Bakın. İnce olduğu zaman pek iyi olmuyor. Ha, çok incekmeyeceğim. Şöyle biraz iri olması lazım. Güzel olmadı mı? Şişlerine gelecek böyle, ağzına gelecek. Evet. Yani. Tam şöyle. Çok güzel oldu. Değil mi? Şu şekilde şöyle. Çekelim şu grusta. Evet çekelim. Evet. Ben hamurlarımı açmaya başladım arkadaşlar. Şu grus da dışarı gitti. Şu grus da dışarılarda boş durmamış. Avara durmamış. Hiç avara durmaz. Adam bir dakikası, saniyesi boşa geçsin istemez. Geliyor. Şurası geliyor. Gel bakalım. Şimdi sana iş vereceğim. Ne yapayım ya? Allah'ım yarım. Allah. Şurası tatlının içine mi kastı acaba ya? Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Şurası aklına gelene bakın. Teşekkür ederim. Şöyle hoş olsun. Teşekkür ederim. Şöyle tut şöyle. Şöyle bardağımı çamayayım da. Şey olsun. Oh. Allah'ım bu tatlı açılmaz mı? Bugün daha güzel açıldı bu tatlı. Evet, görüyor musun rengi var? Çok evet, güzel. Bir kokuyu var ya. Evet. Bir kokuyu var ya o kadar. Değil mi? O kadar mı kokar ya? Ne kadar güzel kokuyor. Sen ne yaptın? Bayağı... Ben üçüncüyü açayım şurası. Sen gittin yanından. Ne yapayım? Ya, dedim ki üçüncü ben başlayayım. Ben şurasıyı beklemiyorum. Cevizimi de çektim. Orada şeyler vardı. Malzeme onlar çevirdim daha korusun. He. Ne yaptın? Yapacak bir şey yok. Çok çok sıcak. Niye yırtılıyor? He? Olur olur olur. Yasasın bir şey olmaz da yırtılmasa daha güzel olacak ya. Onundan da olabilir herhalde. Evet şükür olsun onundan bence. Evet onundan. Ben de öteki çuval açmadım. Bu bitsin evet, diye. Ondan olabilir. Ya da benim becerik yüzümüzden. Ondan. Bak. Basana. Ya da bunu böyle koyarız koy, ya. Koy koy bir şey olmaz. Senin içine koyarız bunu böyle. Anlaşılır bu kıtır kıtır olacak zaten. Çıtır çıtır böyle. Şöyle şurayı alalım. Dur açık büyütmeye çalışacağım. Seni zaten biliyor arkadaşlar. Evet. Nasıl bir şey yaptın? İsteyen etmem arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz ona. İsteyen olmaz. Yok. Şöyle. Basana. Nişastayı azalttım yolda. Haa. İçine nişastasını bul koyayım bir sefer. Bunu böyle sereyim ben. Böyle böyle bu tatlı olacak. Aynen olur. Ne yapalım? Olmaması imkanı yok. Yok. Şöyle üçüncü yuvam bu. Bende bir işim var mı? Senin benim işim yok şurada. Niye sordun? Hayır, nereye gireyim diye.
Var sende işim. Az dur. Ne var? Az 10 tane olsun. Cevizini sen koyduracağım onu. Senden de istiyorsun. Meryem Hanım bana gönder. Cevizi ben fazla doldururum. Bol olsun zaten. Bol ceviz olsun. Nişasta mı geldi? Sonra bizi istersen şu kısta. Sen iyi. İster istemez geliyor hani öyle aç. Az öndekinin nişastasını az koydum. Yoldan yırtıldı. Dur bakalım bu da yırtılıyor mu? Ötekileri yırtmadan açtım. Nişastalı olsun bir şey olmaz arkadaşlar. Tek tek açayım. Ha şu lafı kesin. Bir kokuyu var şu yerine. Mis gibi. Var öyle. Adam şey çiçek kokusu var. Evin adreflerini böyle pamuk gibi. Arkadaşlar görseniz istersen bir evin adreflerini şöyle. Meyvelerimiz günden güne açıyor. Bu yırtılmadı görüyor musun şurada? Evet. Bu güzel oldu. Demek ki uğrasını istiyormuş. Evet, uğrası olmuyor yani. Olmuyor. Küçük büyük ya. Soframda açayım dedim arkadaşlar. Hani hamurumu da azıcık canlı tuttum. Aa, güzel oldu gördün mü? Kaymak gibi. Anam dedim, acemi gibi oldum. Eskiden tatlı yapardık böyle bir gün ona bir gün ona mesela bir gün bana şöyle bakın daha büyüyecek bu şimdi sofrada hani kolum aşağı yetişmiyor havalandıra dedim açayım ha gördün ne kadar güzel oldu değil mi evet, şuna bak azıcık daha büyüteceğim şunu sana büyüdüysen küser incesin mi? İnşallah diyen bu sene parmaklarımız yanmaz da çok olur ya inşallah bu sene. Vallahi. Pekmez mi yapacaksın usta? Vallahi pekmez yapacağım yine. Ölmezsin pekmez yapacağım ha. Evet bu büyüklük buna. Çok incelikli bir arkadaşlar. Hepten. Kocaman oldu gördüğünüz gibi. Evimizde tatlısı da olmasa. Çünkü usta diyor ki bana. Melek Hanım uğraşma diyor. Ben de alırım tatlı diyor. Tamam sen alırsın. Ben sana almazsın demiyorum. Ama ev açması şöyle. Çoluğum çocuğum gelirse annelerinden yemesi daha başka olur. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Beşinci hamurumuzda. Böyle kesiyor. Kes. Dedim Melek sen niye uğraşıyorsun o kadar? Ver o işi ben yapamaz evet. Mıyım dedi. Ben de yaparım o kadar. Yaparsa şimdi yapamayacağım dedi. Ben yapmamış olmaz. Onu yaparken de ben bir yük açmış oluyorum. Boşluğu işte. Öyle doldurmuş oluyoruz değil mi? Bak doğru. Şöyle. Güzel güzel. Yapalım bu işi. Değil mi Melek'im? Aynen öyle. Çok ortalarına koymuyor. Biraz da kenar taraflarına koy. Ortak hayır. Göbelek olmasın. Tamam. Evet. Güzel oldu. Oraya şimdi bir sırada ceviz atsana şu usta. Evet.
Hele bol olsun. Elin cımbırmıştı mı? Hele kanım avuç avuç diye biliyor musun? Ne cımbırsı? Bir yere atma ya. Şöyle parmaklarına şöyle parmağına ekele. Öyle. Ha öyle. Kenarlara dur bak, kenarlarda boşluk var. Daha doldurayım mı? Yeter. Ne yaptın şunu var diye? Çok doldurdu. Çok koydun ya. Yapma ya. Köpelek yapmış. Yeter. Yine koyacağız ya. Yani. Tamam. İyice inceleyeyim arkadaşlar. Yani kıyısı köşesi aynı olsun. Allah hiçbir şeyin yokluğunu göstermesin. Amin, amin. Şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar. Evet. Vallahi çok güzel oldu. Şöyle. Çarşaf gibi. Çarşaf gibi diyebiliriz yani. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gitti. Az öte alsana şunu. Aç. Bu da ne kadar ince şey yapmış bunu ya. Çok incelediler. Kağıttan bile ince bu. Çok incetti. Güzel oldu. Ha, al senin işin. Gerisi sana ait. Nişasta da çok güzelmiş. Kıtır kıtır böyle. Evet, evde nişastam vardı benim. İki paket açılacak nişastam var. Şunu istedim. Şunu da nişasta var. Ne zamandır dedi. İşte bayağı, biraz zaman almış. Bayağı da eski. Oo dedi. Onu alalı çok olmuş. Sen onu kullanma. Bunu kullan dedi bana. Yeni almış. Evet. Aynen öyle. Bu işte böyle. Bu adam inşaatçı. Çoban. Melek Hanım'ın yardımcısı. Yardımcısı. Kameraman. Her şey. Bak. Şöyle. Bunlar da düşüyor burada. Yırtın mı? Niye yırtırıyorsun? Hemencik yırtırıyor ya. Ya çok bak kendi kendine. İnce olduğundan mı olacak? Çok ince oldu. Çok. Bu adamın ağzında bile durmaz. Durmasın zaten. Bu adamın ağzında durmaz. Gider adam doğru. Evet, direkt mideyle. Adamın ağzında durmasın. Midesine insin daha hemen. Kağıttan bile ince ya. Bu kadar ince yapma. Melek Hanım az kalın olsun ya. Tatlının incesi güzel olur. Şurası da. Çok da dışarı satmamaya çalışacağım biliyor musun? Biliyorum. İş oldu daha hızlı oluyor. Tabii canım sen onu yaparsan ben de hemen bir tane daha açayım. Engellem olmuyor. Olmuyor. Öbür türlü engellem oluyor. Saat 2'ye yetiştirmemiz lazım. Aynen öyle. Sevgilim usta öyle dedi. Fırtınada bir durgunluk var ama bilmiyorum ne varsa. Hiç hareket etmeyeyim fazla. Güneşe ısıcağı yatıyorlar da. Ben duramış adamlar ne sürece bilmiyorum ya valla. Isıcağını bir görgüye açıyorlar. Açıyorlar. Üşüdüm o şeye açıyorlar. Bütün topları görmedin nereye kaçmışlardı. Yeter. At. Yeter. Yeter.
Ben buraları göstereyim. Az dur. Burayı ben yapayım dur. Heh. Anladın? Anladım. Burası tamam şimdi. Fotoğrafını yapacağız sen. Allah kaldı yani güzelce dinlendi. Evet, ne oluyor Burak Hanım da? Daha benden bir şey yok şu Rus'ta. Ben şimdi hazırlığa başladım artık. Yarın ne yapacağım hiç belli olmaz. Değil mi? He. Doğru söyledin. Şöyle erken erken yapalım ki önünü dara getirmeyelim. Dara getirmeyelim. Doğru söyledin. Kuşlara bana satayım o. Nereden? O yana mı? Vallahi bir şey yok. Sakat yok. O işler benim işim. Bunlar gelir. Maşallah şu işler her şey yapmış arkadaşlar. Bizim işimiz böyle arkadaşlar. Tatlılarımızı açtık arkadaşlar. Çok şükürler olsun. Bu tabağı da yaptım. 35 yaprak bunda var. 45 yaprak bunda var. İyi yani ağırlıklar falan. Çok güzel oldu. Denk oldu böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortadan geçeyim. Sese bak. Ceviz kesiyor çıtır çıtır. Ceviz kesiyor. Yağlarını da ateşe koydum. Eriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz tereyağı şöyle üstüne erittik. Sulu yağ karışık arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi getir götür işlerini şu Hursa yaptı bugün burada. Beni hiç kaldırmadı. Ben de baklavalarımı kestim. Her tarafına gelecek şekilde. Nasıl oluyor şu Hursa? Süper süper. Vallahi süper ha. Şuna bak. Evet. Şimdi şu tatlımızın da koyalım yağısını. Her tarafa gelecek şekilde arkadaşlar. Evet. Tatlıları getirdim arkadaşlar. Şöyle. Fırıncı da bana fırçattı.
Ben saat demedim mi diye, 2'de getirdiğin diye. Saat kaç? 2.30 mu? Saat 3'e geleyim. Kadına yediler mi? Yürüsün de bana yedim gitti. Heh. Fırına giriyor tatlılar şimdi. Kesme. Bir yere mi gidiyorsun? Açın ağzı gidiyorum. Mutfağını görüyorum. Nerede can ağzı? Senin usta ağzı. He, avuçta ağzı gidiyorum. Bizim sırasında böyle. Burada vermediler mesela. Verdiler mi? Ben duymadım. Bizim mutfağa ses gelmiyor sahte ya. Atayım mı? He he at. Sende artık bende değil. Evet. Hadi eline olan sağlık olsun. Şöyle güzel birsin. Çıtır çıtır. Şer.